İyi akşamlar efendim. Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin hazırlayıp sunduğu İslam ve Hayat programıyla uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Pandemi sürecinde bütün toplumun etkilenmesi gibi biz de programlarımıza ara vermek durumunda kaldık. Bu vesileyle bu program özelinde tekrardan izleyicilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Geçen programlarda farklı konu ve konuklarla karşınıza çıkmıştık. Yine bugün kapsamlı bir konuda ama bütün toplumu ilgilendiren, İslam toplumunu ilgilendiren bir konuda sizlerle birlikte olacağız. İman ve amel ilişkisini, iman amelden bir parça mıdır, değil midir? İkisi birlikte mi düşünülmelidir? İnsanoğlu dünya hayatında kendisini var eden varlığa karşı imanını nasıl aksettirmelidir? Hangi davranışları sergilemelidir? Bunları konuğumuz, alanının uzmanı hocamla birlikte konuşacağız. Bugünkü konuğumuz İslami İlimler Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Orhan Musa Hanlı hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk muhterem hocam. Nasılsınız? Hamdolsun sizler de iyisiniz inşallah. Hamdolsun bizler de iyiyiz çok şükür. Hocam bu süreçte hayat nasıl devam etti? Pandemi süreci sizleri de ilminizi de etkiledi mi? İsterseniz bununla başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem hocam. Toplumun her kesimi bu süreçten etkilendi. Bizler de bu süreçten etkilendik. Allah'ın izniyle inşallah Ramazan-ı Şerif'te yapılan dualar, salih kimselerin yaptığı dualar ve de maddi duayı, fiili duayı yapan hekimler, doktorlar sayesinde inşallah bu süreci de atlatacağımızı umuyorum. İnşallah hocam. Ve de umutla geleceğe bakıyoruz. İnşallah daha iyiye doğru gideceğiz. İnşallah. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor. Allah'ın izniyle. Bunları da birer imtihanın parçası olarak görmekte fayda var diye düşünüyorum. Sayın hocam konumuz çok kapsamlı bir konu. Aslında bir programa sığmayacak bir konu. Ama bizim kadim İslam geleneğinde, kadim İslami ilimler alanında bir usulümüz var. Bu usul de şu, malumunuz üzere. Herhangi bir konu işlenirken, tartışılırken önce bu konunun kavramsal boyutu nedir? Hangi anlamlara gelmektedir? Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de, sünnette, tabi'in, etbe-i tabi'in dönemlerinde bize kadar nasıl anlam değişikliklerine uğramıştır? Biz bunu günümüz dünyasında nasıl anlamamız gerekir şeklinde bir silsile izliyoruz genel hatlarıyla. Bunun için de konuyu çok fazla uzatmadan, iman nedir? Amel nedir? İkisi arasında nasıl bir bağ kurmamız gerekir? Buradan başlayalım isterseniz hocam. Muhterem hocam, bizde klasik kitaplarda iman meselesi şöyle tanımlanılıyor. Bizim seleflerimiz bize imanı şöyle tanımlıyor. El-ikraru bil-lisan, dil ile ikrar etmek. Neyi ikrar etmek? Allah'ın birliğini, varlığını, melekler gönderdiğini, kitaplar gönderdiğini, bu kitapları bize elçileriyle bildirdiğini dil ile ikrar etmek. Ve tasdik bil cinan, kalple de bunu tasdik etmek. Ve amelun bil erkan, bunu, bu ikrarımızı ve tasdikimizi bütün organlarımızla göstermek. Yani daha açık bir ifadeyle iman ettiğimizi, namaz kılarak, oruç tutarak, hacca giderek bütün bedenimizle, organlarımızla göstermek. Bu bizim klasik iman tanımımız. Ama bunun biraz daha açacak olursak, acaba bunlar birbirlerinden bağımsız mıdır? Yoksa birbirlerini tamamlayan cüzler midir? İslam tarihi boyunca bunlar tartışılmıştır. Biz biraz daha bütüncül olarak meseleye yaklaştığımızda, şunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Biz sonuçta bir insan olarak nasıl ki kalpten, dilden ve organlardan oluşuyorsak bu imanımızın da her yere yansıması lazım. Yani kalbimizle bunu tasdik etmemiz lazım, dilimizle ikrar etmemiz lazım. Dilimizle ikrar ettiğimizi, kalbimizle tasdik ettiğimizi de göstermemiz lazım. İşte bu kalp ile tasdik Allah ile kul arasında olan ilişki. Mesela bir insan kalbiyle tasdik eder ama diğerleri bunu bilmez. Allah katında mümin sayılmış olur. Ama bizim dinimizi Cenab-ı Hak
toplumsal bir din olarak gönderdiği için bizden bu imanımızı göstermemizi de ister. Neyle ister? Oruç tutmayla göstermemizi ister. Namaz kılmayla göstermemizi ister. Hacca giderek göstermemizi ister. Öyleyse Sayın Hocam, bizim yapmış olduğumuz davranışlar, salih ya da gayri salih davranışlar, ne kadar iman ettiğimizi ya da imanımızın boyutunun da birer göstergeleri oluyor. Evet. Bu konuda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, el-imanu fil kalbi vel-islamu alaniyetun. İman kalptedir, İslam ise görüntüdedir derken, burada iman ve İslam karşılaştırması, aynı zamanda iman ve amel karşılaştırmasını da herhalde veriyor değil mi? Yani İslam bir nevi aslında imanın yansıması, yani davranışa dönüşmesidir. Sözünüzü diğer bir hadisi şerifle de teyit edebiliriz. Buna bizim İslam hadis geleneğinde Cibril hadisi deniliyor. İşte Cibril aleyhisselam bir sahabi kılığında Peygamber Efendimiz'e şunları soruyor. İman nedir? İslam nedir? Dediğiniz gibi, buyurduğunuz gibi imanla ilgili konuları kalple alakalı sayıyor. Nedir bu? Allah'a iman etmek, meleklerine iman etmek, kitaplarına iman etmek, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmek, ahiret gününe iman etmek. Ama İslam'la ilgili konuları ise işte en teşhede. Burada dikkatinizi çekerim muhterem hocam. Burada şehadet. Artık sanki iman değil şehadet görüyormuşçasına eşhedü en la ilahe, ben şahidim ki, insan gördüğüne şahit olur değil mi? Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bir de muhterem hocam şöyle devam ediyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek. Yani İslam'ın şartlarını sayıyor. İslam'ın şartlarını. Dolayısıyla iman kalpteki kısmını zikretmiş oluyor. Amellere yansıyan, dışa yansıyan konumunu da İslam'la zikretmiş oluyor. Dediğiniz şeyi bu hadis-i şerifle de teyit etmiş olduk. Evet, buyurduğunuz gibi zaten şahit, şehit, şehede aynı kökten gelen kavramlar olduğu için, hatta tabii alanın uzmanı olarak sizler çok daha vakıfsınız bu konuya. Tasavvufçular derler ki Allah yolunda, vatan uğrunda canını veren kimselere şehit denilmesinin sebebi ahirette karşılaşacağı makamını bugünden gördüğü içindir. Yani evet, şahit olduğu içindir. Çok güzel. Bunun için de İslam'ı ya da salih ameli belki de diğer insanların da şahit olabileceği düzeyde imanı insanların aksettirmesi, yani dünya hayatında sergilemesidir diyebiliriz herhalde. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama Rebiya kabilesinden bir grup gelerek diyorlar ki, ya Resulallah, biz uzak bir beldeden geliyoruz. Arada da Mudar kabilesi denilen, bizi rahatsız eden bir kabile var. Gönül ister ki her zaman senin yanına gelelim. İslam'la ilgili bütün bilgileri senden an be an alalım, dinleyelim, gidelim ailemize anlatalım. Fakat bu mümkün olmuyor, bize izin vermiyorlar. Bunun için de bize özlü bir tanım yap. Yani biz ne yapalım, nasıl iman edelim, iman nedir? Bize söyle, biz de dönelim kabilemize bunu anlatalım, o şekilde yaşayalım deyince Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, bir olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. Ve Allah Resulü başlıyor, diyor ki Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, Muhammed'i onun elçisi olarak kabul etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, orucu tutmaktır diyerek İman ve amel kavramlarını birleştirerek kendilerine veriyor. Aslında burada iman şu demektir, Allah'a iman etmektir, peygambere iman etmektir diyecek. Ama öbür taraftan amelin eksik olma kaygısı da var Hazreti, evet, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Yani sadece İslam'ı bunlardan ibaret olarak görürlerse amele döndürmezler, davranış boyutunda imanlarını sergilemezler diye peşinden İslam'ın şartlarını da saymak suretiyle aslında amelin imandan ayrı düşünülemeyeceğini de gösteriyor. Bu bağlamda herhalde amel dediğimiz şey bazı düşüncelerde olduğu gibi imandan tamamen ayrı bir durum değildir. Yani iman dediğimiz şey sadece Allah'la kul arasında bir durum değildir herhalde diye düşünüyorum. Çok güzel söylediniz hocam. Bunun bir hikmeti de bunun devamlılığını sağlamak. Yani biz imanımızın devamlılığını amellerimizle sağlıyoruz.
Şimdi imanın da böyle dereceleri var. Nasıl o dereceleniyor? Çocuk doğduğu zaman, şimdi çocuğa biz şeyi anlatamayız. Bu metafizik konuları, nasıl söyleyelim? Soyut kavramları soyut kavramları anlatamayız. O zaman devreye ne giriyor? Örneklik giriyor. Yani babası mümin bir kimse olduğunu çocuk nasıl anlıyor? Babam namaz kılıyor, oruç tutuyor, Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. Dolayısıyla büyüdüğü zaman bu şeyleri sorgulamaya başlıyor. Sorguladığı zaman da çocukluk dönemindeki imana biz taklidi iman diyoruz. Anneyi, babayı taklit ederek. Ama büyüdüğünde artık bu taklitten kurtuluyor istidlali iman. Ne diyor mesela istidlali imanda? Bütün bu kainatı bir yaratan vardır. Hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Yani şahitten gaibe doğru istidlal, akıl yürütme yaparak bu istidlali imana çıkmış oluyor. Dolayısıyla bu amellerimizin böyle bir etkisi de var, bir hikmeti Hocam, de var. Hocam sözünüzü kesiyorum. Genelde halk arasında taklidi iman, tahkiki iman diye sadece ikili bir ayrım söz konusu. Yani insan bilmeden sadece başkalarından görerek iman ediyorsa buna taklidi iman. Evet. Bilinçli bir şekilde iman ediyorsa da buna tahkiki iman deniliyor diye biliyoruz. Ama siz bir de istidlali imandan bahsettiniz. Bir ara bir iman durumu söz konusu. İstidlal ne demek hocam? Halkımızın da anlaması açısından. İstidlal yani delil getirme. Delille Cenab-ı Hakk'ı arama. Nedir bu delil? Delil sonucu. Yani bir yaratılmışlar varsa ortada zuhura çıkan, meydana çıkan her şeyin bir yapıcı olduğunu biliyoruz. Mesela burada bir masayla karşı karşıyaysak bunun bir ustası olduğunu biliyoruz. Bir bardakla karşı karşıyaysak hemen aklımız şuradan şuraya intikal ediyor. Bu bardak varsa bu bardağı yapan var. Hazreti İbrahim'in sorgulamasında olduğu gibi. Aynen. Yani diyor ki bu yıldızlara, güneşe sonra da Cenab-ı Hakk'a bu istidlalden, akıl yürütmeden gidiyor. Diyor ki ben üfule edenleri sevmem. Dolayısıyla bu bir istidlali imandır. Bu istidlalden sonra artık bunun delillerle biliyor ki bu alemin bir yaratıcısı var. Dolayısıyla ben bu imanıma bir bilinç kazandırıyorum. Ama burada bitmiyor. Bu imanı sürekli hayata geçirdiği zaman sonra artık onda o iman meleke haline geliyor. Tabiri caizse mıknatıs nasıl demiri gördüğünde gidip oraya yapışıyorsa onun kalbinde de o iman böyle mıknatıs gibi. Kendisi bir demir oluyor. Mıknatıs demire nasıl yapışıyorsa o iman da ona yapışıyor ve birbirinden ayrılmıyor. Yani fıtratında var olan inanma duygusu harekete geçiyor diyebiliriz o dönemde. Evet, evet. Değil mi? Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam küllü mevludin yûledu alel fıtra. Her doğan bir fıtrat üzere doğar. Daha sonra onun imanını çevresindeki insanlar şekillendirir derken çevresindeki insanların etkisi sizin de söylediğiniz gibi biraz istidlali imana götürüyor bizi. Daha sonra bu etkilerden de kurtulup ben işte gerçek imana sahip oldum ve kendi aklımla bu işi yaptım diyorsa tahkiki bir iman oluyor. Bu istidlali iman da şundan dolayı oluyor. Çünkü bütün mümin insanlar mümin değil. İnananlar oluyor, inanmayanlar oluyor. İnanmayanlara karşı kendinin müdafaa etmesi lazım. Bu müdafaayı da akıl yürüterek yapması lazım. Bu müdafaa bittikten sonra artık hiçbir şüphesi kalmadıktan sonra tahkiki imana ermiş oluyor. Bu biraz da toplumsal bir zorunluluk. Çünkü herkes bize soruyor. Siz Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyorsunuz, ibadet edenlere. Bunu neye dayanarak yapıyorsunuz? O zaman akıl yürütme devreye giriyor. Sizin bir büyüğünüzden aldığınız bir tarifi duymuştum ben daha öncesinde hocam. İmanla ilgili işte, şeksiz, şüphesiz. O tarifi bir alabilir miyiz hocam? Üvassız, garazsız, karşılıksız Allah'a teslim olmaktır. Ne demek hocam ıvassız, karasız? Yani bir karşılık beklemeden, bir beklenti içerisinde olmadan. Yerine hiçbir şeyi koymadan. Koymadan Cenab-ı Hakk'a kendini teslim etmektir. Aslında bu, ben bunun kaynağını Hikemi Ataiye şerhinde şöyle buldum. Soruyorlar, مَا عَلَامَةُ قَبُولُ الْا۪يمَانِ İman, amelin ve imanın kabul alameti nedir? Diyor ki onu unutman. Yani yaptığın ameli unutman. Yani çünkü unuttuğun zaman artık tamamen onu Allah'a ne yapmıştın? Teslim etmiştin. Evet. Mesela birisine bir
para verdiğin zaman, sen onu unuttuğun zaman artık onu unutmuşsundur. Oradan bir beklentin, bir karşılığın yoktur. Biz de yani ideal müminden istenen durumda imanını, amelini ivazsız, garazsız, bir beklenti içerisinde olmadan beni yoktan Cenab-ı Hak var etmiş. Dolayısıyla ona ben teslim olmam lazım, ibadet etmem lazım. Kutsi hadiste buyurulduğu gibi Allah-u Teala sevdiği kuluna devesini önce kaybettirir, sonra buldururmuş. Değil mi evet, hocam? Evet. Yani imanını kaybetmiş gibi düşüneceğiz ama karşımıza çıktığında da ahirette inşallah sen imanının gereği şu şu davranışlarda bulundun, dolayısıyla bunun mükafatı olarak gir cennetime dediğinde inşallah evet, sevineceğiz. Bir de garazsız ifadesini kullandınız ya hocam. Bu garazsız, garaz bildiğimiz gibi halk arasında da kullanılan kin, nefret içeren, benlik içgüdüsünü taşıyan bir kavram aynı zamanda. İnsanın kendi benliğinden, o egosundan sıyrılarak sadece Allah'a yönelmek şeklinde algılayabilir miyiz? Yani kesinlikle. Yani garaz bir maksat demek, bir maksatlı bir şekilde. Kulun da önünde en büyük engel kendi nefsinin heva ve arzularıdır. Mesela bunu biz hadisi şerifte de dediğinizi buluyoruz. Ne diyor? El-keyyisu men dâne nefsehu ve amile lima ba'del mevti. Akıllı kimse kendi nefsini hesaba çeken ve ahiretten, ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Hasibu kable entu hasibu. Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekin. Dolayısıyla bunun önünde de en büyük engel kişinin kendi nefsidir. Kendi benliğidir. Bu benliği aştığı zaman kendi acziyetini görmüş olur ve kendi yaratıcısının mutlak kuvvet sahibi, kudret sahibi olduğunu bulur. Buradan da huzura erişmiş olur. Sayın hocam, biraz önce Cibril hadis-i şerifinde de bahsettiğiniz bir ihsan kavramı var. Daha sonra bu ihsanın, yani imanın, amelin ve ihsanın bizi taşıdığı bir ahlak var. Evet. Yani ahlak, iman ve amel ile bütünleşmiş bir halde düşünülebilir mi? Yoksa ahlak tamamen farklı, iman tamamen farklıdır diyebilir miyiz? Örnek verecek olursak günümüz toplumunda, yani birisi çıksa ben Allah'a inanmıyorum ama ahlaklı biriyim diyebilir mi? Veya ben ahlaksızım ama, yani şu şu davranışlarım benim kötüdür ama ben yine de Allah'a inanıyorum diyebilir mi? Yani birbirinden ayırabilir miyiz bunları? Çok güzel soru hocam. O zaman Cibril hadisi üzerinden devam edelim. Az önce iman konularını anlattık, İslam konularını anlattık ama ihsanda konu yok. İhsanda bu ikisini uygulama biçimi karşımıza çıkıyor. İhsan nedir diye soruyor. En ta'budallaha ke enneke terahu fe illem tekun terahu fe innehu yarake. Allah'ı görüyormuşçasına bütün bu iman ve İslam'ın eylemlerini yerine getirmek. Çünkü sen onu görmüyorsan o seni görüyor. Müthiş bir tanım değil mi? Efradını cami, ayarını mani diyorlar ya eskiler. Evet yani, efendim. Halis iman nedir? Allah'ı görüyormuşçasına iman etmek. İman etmek. O zaman ne oluyor? Bir insan diyelim bir şeyi yaptığı zaman, o bilinçle yaptığında, birisine zarar verdiğinde, eğer kalbinde iman varsa bunu Allah'ı görüyormuşçasına bulunduğu halde bir şeye zarar veremez. Çünkü onu takip eden, onu gözetleyen biri olduğunu düşünür. Ama bu ilk bakışta biraz zorunlu olarak yapılır. Bir yerden sonra o yapıla yapıla meleke haline gelir ve insan onu severek yapar. Şimdi biz bugünkü insanlara bunu anlatmakta zorlanıyoruz. Zaten özgürlük tırnak içinde şöyle anlatılıyor. Beni gözetleyen biri olmasın. Beni denetleyen birisi olmasın. Seni gözetleyen ve denetleyen biri olmadığın zaman sen tamamen kurtulmuş mu oluyorsun? Yok, seni gözetleyen, denetleyen kendi heva ve arzun oluyor. Yani mutlak anlamda biz gözetimden, denetimden bağımsız kalamıyoruz. Yani günümüz gençliğinin de maalesef hastalıklarından bir tanesi olan bu deizm hastalığının çıkış noktası da bu değil mi? Yani bana karışmasın. Yani evet, köşe bentleri olan bir inanç sistemi olmasın. Yani ben iman edeyim ama şunu yapma demesin yani. Ya da bunu yap demesin. Ben kendimce davranayım. Müdahil olmayan bir ilah tasavvuru. Evet, ve insanoğlu işte o bencilliği az önce de buyurduğunuz onu aşamadığı için yani bana biri müdahalede bulunmasın. Benim hayat alanımı kısıtlamasın. Bunu varsayalım. Kısıtlamadığını kabul edelim. O zaman bizim hayatımıza ne yön verecek? Hayvani duygularımız yön verecek. İsteklerim. Ya da yaratıcı olmasının hikmetin nerede ortaya çıkacak değil mi? Kesinlikle.
O zaman mesela Cenab-ı Hak nasıl buyuruyor ayet-i kerimede? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben inlileri ve cinlileri bana ibadet etsinler diye yarattım. Bugünkü düşünce dünyasında bunu anlatmak çok zor hale geliyor. Niye zor hale geliyor? Diyor ki sen beni köle olarak tasavvur ediyorsun. Ama bu köleliği, Allah'a köleliği kabul ettiğin zaman zaten her şeyi seveceksin. Yunus Emre nasıl söylüyor? Yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Artık eşyayla olan muamelen, etrafla olan muamelen, hayvanlarla olan muamelen, çiçekle olan muamelen senin daha nezih yapacak. Diyeceksin ki bunu bir yaratan var. Bu dili yok ama bunu bir buna can veren var ve ben buna iman ediyorum ve ben bunun bilincindeyim. Ben bunu yapmamam lazım, çalmamam lazım. Yani dinimizin emirlerine baktığımız zaman dememiz lazım ki bizi bu kısıtlıyor. Yani bunu yapmaktan... Bahsettiğiniz ayet-i kerimede وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayet-i kerimesine bana kulluk etsinler diye yarattım ifadesindeki oradaki kulluk imanı değil de sanki imanın göstergesi olan amelleri ortaya koymaktır değil mi? Evet. Yani sadece ben iman ettim deyip o imanın arkasına sığınmasın, imanının gereklerini yerine getirsin. Çünkü bu dünya hayatının hikmeti budur. Hocam buyurduğunuz gibi mesela bunu bir örnek üzerinden anlatalım. Ben diyelim ki Emin hocamı çok seviyorum. Yani bunu söylüyorum. Ama insanlar benim bu sevgimi ne zaman anlarlar? Bu sevgimi izhar ettiğim zaman. Yani bu sözümle amelimi... Ya söyleyeceksin ya çiçek vereceksin karşı tarafa değil mi hocam? Bunu göstermen lazım. İnşallah bu... Hanımlar bunu çok talep ederler değil mi hocam? Evet, yani sadece evet. Seviyorum deme. Yani bunu buna inanmazlar. Yani evet. Hele hanımlar buna hiç inanmaz. Yani ben seni seviyorum dediğin zaman ona bu sevgini izhar etmediğin zaman kuru laf derler, geçerler. İşte amel dediğimiz şey de böyle kuru laf olmaması için devreye giriyor muhterem hocam. Eyvallah hocam. Şimdi hocam kısa bir ara vereceğiz inşallah. Bu kısa aradan sonra Allah nasip ederse dünya hayatında hangi davranışlar imanın göstergeleridir ya da salih amel ne demektir? Yani hangi davranışlar hak katında iyi davranışlardır? Bu davranışlar bizi nelerden alıkoymalı veya hangi yola yönlendirmelidir? İnşallah bunlar üzerinde durmaya çalışacağız. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Değerli seyirciler kısa bir süre sonra inşallah tekrar birlikteyiz. Evet değerli izleyiciler, İslam ve Hayat programının ikinci bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Bu vesileyle tekrar sizlere ekran başındaki kardeşlerimizi hürmet ve saygıyla selamlıyoruz. Bugünkü konumuz iman-amel ilişkisiydi. Birinci bölümümüzde iman nedir, amel nedir, ihsan çerçevesinde iman ve amel nasıl değerlendirilir, ahlaka yansıması nelerdir? Sayın Hocam, Tasavvuf Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Musa Hanlı Hocam'la görüştük, konuştuk, münazaralarda bulunduk. Şimdi ise bu konuların biraz daha dünyaya yansıması, iman dedik ama nasıl yansıtacağız Sayın Hocam? Öbür taraftan amel dedik ama amel, iş, oluş, eylem ise bunun iyisi kötüsü var mı? Varsa bunlar insan hayatında sadece ahireti etkileyen davranışlar mı yoksa dünya hayatında da bereket ya da bereketsizliğe sebep olacak mı? Bunlar üzerinde duralım. Öncesinde bir salih amelle başlayalım. Hocam benim tarayabildiğim kadarıyla yaklaşık 150 küsür yerde amel ifadesi salih sıfatıyla beraber yani iyi iş olarak nitelendiriliyor. 50 küsür yerde de iman ve amel birlikte kullanılıyor. Öyleyse iman ve amelin dışında bir de salih amel diye Allah-u Teala'nın değer verdiği bir amel çeşidi var. Salih amel ne demektir hocam? Muhterem hocam, bizde kavramlar var, eylemler var. Mesela tevbe bir kavramdır.
tevbe etmek, Allah'a dönmek. Ama hemen peşi sıra onun makbul olanı tevbe-i nasuh, yani samimi tevbe yanına getirilir. Samimi sıfatı eklenir. Diğer taraftan amellerin geçerli olması için niyet gereklidir. Ama o niyetin de geçerli olması için yanına halis diye bir sıfat getirilir. Şimdi ameller üzerinde durduk. Bunun da kabul olabilmesi için salih olması lazım. Salih demek düzgün, doğru demek. Sözlük anlamı. Ama dinimiz bakımından, terminolojik olarak baktığımızda Allah'ın rızasından başka bir şey gözetilmeyen, sırf Allah için yapılan amel demek. Şimdi bu salih amel bize ne katacak bu dünyamızda? Hocam, oraya geçmeden önce bu salih kavramı herkesin anlayabileceği objektif bir kavram mı? Ya mesela ben bir davranışa baktığımda salih olarak görebilirim ama siz salih olarak görmeyebilirsiniz. Evet. Yani, bunun ölçütü var mı? Yani bir amelin salih olup olmaması neye göre değerlendirilir hakikatinde? Mesela bunu nasıl ölçebiliriz muhterem hocam? İnne salate tenha anil fahşâ ival münker diyor. Namaz insanı çirkinlikten ve münkerden alıkor. Eğer kıldığımız namaz bizi çirkinlikten, yani adam öldürmekten, bütün fiillerden, gazaptan, sinirden, kötülük yapmaktan alıkoymuyorsa biz bunu kolaylıkla salih olmadığını ölçebiliriz. Yani namazdır ama salih değildir. Değildir. Çünkü o bizi çirkinlikten, kötülükten, yalan konuşmaktan, hak yemekten, yetim hakkı yemekten alıkoymamıştır. O zaman bu namazımızın salih olup olmadığını bu ayeti kerimeyle ne yapabiliriz? Ölçebiliriz. Ölçebiliriz muhterem hocam. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde de siz bunu anlatırken aklıma geldi. Bununla ilgili bir örnek var. Diyorlar ki ya Resulallah, Allah'ın sevdiği kuldan bahsediyorsun. Allah'ın sevdiği kul şöyledir, böyledir diyorsun. Fakat biz Allah'ın sevgili kulu olup olmadığını nereden anlayacağız? Allah Resulü'nün çok güzel bir sağlaması var hocam. Turnusol kağıdı niteliğinde. Buyuruyor ki etrafındaki insanlara sorun. Eğer etrafındaki insanlar bu adam salihtir diyorlarsa Allah katında da salihtir. Yani iyi adamdır bu diyorlarsa. Ama bu adam beş para etmez diyorlarsa bu bilin ki Allah katında da yansıması böyledir. Evet hocam, ahiretten de bahsettiniz. Mesela bizim cenazemiz olduğu zaman 40 kişi, 40 salih mümin bizim arkamızdan hüsnü şehadette bulunursa komşusuna eziyet etmezdi, insanlara eziyet etmezdi, namazını kılardı, kimsenin hakkını yemezdi. Bu bizi hadis-i şerifte de bizim cennete gitmemize vesile olan amellerdir. Onun için mesela genelde ben ulema vasiyetlerini okuduğumuz zaman 100 kişi diyorlar cenazemde bulunsun. Bulamazsanız 40 salih kişiyi, yani 40'ın altına inmemek gerekli olduğunu söylüyorlar. Burada da işte hakkınızı helal ediyor musunuz? Anadolu irfanında da sadece hakkı helal etmek ya da nasıl bilirdiniz diye değil de kadim geleneğimizde bizim İslam'ına şahitlik eder misiniz diye soruluyor. Evet efendim. Yani imanını bilmeyiz biz. Kalbinden imanı var mı yok mu biz bunu bilmeyiz. Ama benim yanımda eğer namaz kıldıysa evet, ben bunun ameline şahidim. Yani İslam'ına şahidim, Rabbim de şahit olsun demektir aslında. Evet, beraber hacca gittik, namaz kıldık, oruç tuttuk, işte kurban kestik. Ben onu tanırım komşularına. Bunu aslında diğer hadis-i şerifler de destekliyor. El müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Bir Müslüman diğer Müslümanın elinden, dilinden emin olduğu kimsedir. İşte komşusu kötülüklerinden emin olduğu kimsedir. Yani bir Müslüman bir yerde yaşıyorsa komşusu şöyle düşünemez. Ya bu komşumdan bana bir ne gelir? Zarar gelir. Dolayısıyla bu amellerimiz bizim defterimizdir yani. Hani nasıl ki bir tüccarın elinde alacakları, verecekleri defteri varsa bizim de defterimiz yapıp ettiklerimizdir. Ve biz kendimizi de bu defter üzerinden neye çekeriz? Sigaya çekeriz. Şimdi ne kadar hocam, kazancımız var, ne kadar... İsmim Emin olduğu için söylemiyorum ama Emin kelimesini kullandınız orada. Emin kelimesi de iman kelimesiyle aynı kökten geliyor. Değil mi? Evet. Yani dolayısıyla iman etmeyen insan emin olabilir mi? Yani bizim din anlayışımızda, bizim inancımızda olması mümkün değil. Çünkü el-mü'min kelimesi Cenab-ı Hak içinde kullanılır. Evet. Müminler içinde kullanılır. Müminler için
kullanıldığında iman eden, Cenab-ı Hak içinde eman veren, yani insanlara güvence veren. Şimdi biz de Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle ahlaklandığımız zaman aslında mümin kimse etrafına güvence veren, komşusuna güvence veren, eman veren, yani bundan bana zarar gelmez, bu benim malımı çalmaz, bu bana yanlışlık yapmaz, güvenilir kimse. Muhammedül Emin, Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce edindiği lakaptı. Hatta düşmanlıklar devam ettiği sürece bile mallarını Peygamber Efendimiz'e ne yaptı insanlar? Teslim etti. Mesela inanmayanlar da şöyle diyorlardı: senin yalan söylemediğini biliyoruz ama getirdiğin şeyler bizim işimize yaramıyor. Düzenimizi değiştiriyor, düzenimizi. Ben köleyle aynı muameleye muhatap olamam. Yani senin yalan söylemediğini biliyoruz diye yani, Peygamber Efendimiz'e söylüyorlar. Bununla ilgili de Allah-u Teala onları tenkit mahiyetinde iman ettik demeyin, kulu eslemne diyor. Eslemne, evet. Siz İslam olduk deyin. Deyin. Yani, çünkü o iman farklı bir şey. Ameli gerçekleştiriyorsan ama kalpte iman yoksa onun bir değeri yok. Evet. Bunun mefhumu muhalifi olarak iman etmişsin ama amelin yok. Yok. Onun da bir çok değeri yok hakikatinde. Yani belki iman ettiğin için men kale la ilahe illallah fedehalel cennet. La ilahe illallah diyen cennete girer hadisi şerifinden yola çıkarak belki eninde sonunda cennetle müşerref evet. olacaktır. Ama netice itibariyle yapmış olduğu seyyi kötü davranışların da cezasını çekecektir. Tabii hocam. O hadisi şerifte için ne düşünüyorsunuz hocam? Yani la ilahe illallah diyen cennete girer buyuruyor. Çok büyük bir müjde evet. bu aslında. Oradaki la ilahe illallah amel olmasa da olur. Sadece la ilahe illallah desin ben okulumu cennete koyarım kadar basit bir düşünce mi sizce? Hocam bizim dinimizin iki kanadı var. Biri ümit kanadı. O men kâle la ilahe illallah bildiğiniz üzere dehalel cennet ümit kanadını temsil ediyor. Yani ümidimizi Allah'tan kesmeyiz. İnnallâhe yâgfirû zunûbe cemiyâ. Allah bütün günahları affeder. Ama tek kanatlı kuş uçamaz. Bir de bunun diğer mesela dengeleyen korku kanadı var. Diyor ki kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Şimdi o hadisi okuduğumuz zaman iki kanatlı bakmamız lazım. Karşı kanada da diğer hadisi koymamız lazım. Bizim mesela o Peygamber Efendimiz'in sözü olduğu için onu inkar etmemiz mümkün değil. Yani o söylediği haktır. Ebu Hureyre, diğer söyledikleri de haktır diyeceğiz. Bir Ebu Hureyre kanadı var, bir de Hazreti Ömer kanadı var. Kanadı değil mi? Var, evet. Zaten o hadisi şerifin sebebi vuruduna bakarsanız hocam. Hazreti Ebu Hureyre Allah Resulü'nden bu sözü işitip hemen müjdelemek istiyor diğer sahabileri. Buna Hazreti Ömer karşı çıkıyor. Dur diyor, ne yapıyorsun? Evet. Eğer bunu hemen diğerlerine söylersen amelsiz bir iman ortaya koyarlar. Bu da tehlikeli bir durumdur diyor. Allah Resulü diyor ki çok güzel. Ömer de doğru söylüyor diyor. Evet, evet. O işte denge, terazinin diyelim bir kefesini. Biz o iki dengeyi kaçırmamak. Onun için beynel havfi ve reca buyuruyor. İhya Ulumüddin'de İmam Gazali Hazretleri bunu genişçe açıklıyor. Biz hem ümidimizi de Allah'tan kesmeyeceğiz ama her şeyden de ben de la ilahe illallah dedim, amel yapmasam da cennete girerek de o kadar emin olmayacağız. Zaten bizim dinimiz denge dini muhterem hocam. Evet. Bildiğiniz üzere. Hocam bu iman ve amel, salih amel geçen ayet-i kerimelerde dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi de şu oldu. Buyuruyor ki ayet-i kerimede وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ Yani bu yapmış olduğunuz iman ve amelin karşılığını sadece ahirette bırakmayın. Evet, evet çok güzel. Sizi dünya hayatında da biz halife kılacağız evet. değil mi? Yani yapmış olduğunuz bu güzel davranışlar sizin dünya hayatındaki konumunuzun da evet. etkileyecek ve onu da güzelleştirecektir. Eskilerin güzel bir sözü var. Diyor ki kişi elbisesiyle karşılanır, sözleriyle uğurlanır. Çok güzel hocam. Değil mi? Dolayısıyla sizin o imanınız yine ayet-i kerimede سِيمَاهُمْ فِي فُوْجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِ Onların alınlarında sen secde izlerini görürsün. Ayet-i kerimelerden de yola çıkarak sanki salih amel işleyen insanın sadece ahirette değil, dünyada da böyle bir yüzüne nur inme, evet. ne bileyim, davranışlarında bir sekinet hali görülüyor değil mi hocam? Evet hocam. Çok güzel yere temas ettiniz. Diğer bir ayet-i kerimede de اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلْ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّ İman edip ameli salih işleyenler arasında Cenab-ı Hak bir sevgi yaratacaktır. Hı hı. Dolayısıyla salih amel sahibi insanlar birbirlerini severler.
Bu dünyada sevgiyle yaşamanın en güzel örneklerinden biri de ameli salih olmaktır. Yani ameli salih sahibi bir kimse komşusunu sever, anne babasını sever, büyüklerini sever, bayramlarda onları hatırlar, onların emirlerini yerine getirir. Yani onları başına bir boyunduruk olarak görmez. Şimdi reklam arasında siz güzel temas ettiniz konuşurken. Yani sadece bir Allah'a teslim olmak değildir, iman etmek. Anne babaya da ihsanlı davranmak. Her şeye ihsanlı da ihsan içerisinde davranmanın dan bahsettiğini reklam arasında söylediniz. Ben de tekrar bunu böylece bu vesileyle hatırlamış olalım. Yani bir sağlıklı toplum inşasıdır ameli salih yapma. Ve dolayısıyla insanlar arasındaki kinlerin, garezlerin ortadan kaybolması ve insanların birbirine sevgiyle bakması. Yani şeyler, batılılar buna şey diyorlar, işte insan insanın kurdudur. Biz diyoruz ki insan insanın dostudur. Yani çünkü ameli salihtir diye görüyoruz muhterem hocam. O zaman bu kaynaktan aldığımız iman nimeti, yani yaratıcının bize lütfetmiş olduğu bu iman nimeti, amelle beraber silsile halinde insanın önce kendi bünyesinde bir tecellisi söz konusu. Daha çok sonra güzel. En yakın çerçeveden başlamak üzere annesi babası evlatlarında sirayet ediyor. Daha sonra toplumun ıslahına doğru gidiyor ki Allah-u Teala'nın müthiş ikapları var ayet-i kerimede. Yeryüzünde fesat çıkartmayın. La tufsidu fil ardi. Ve bir ayet-i kerimede de benim hep dikkatimi çekmiştir. Müsrifleri tarif ederken onlar yeryüzünde fesat çıkartırlar, ıslah etmezler diyor hocam. Evet. Islah kelimesi de salih kelimesiyle aynı köktendir. Dolayısıyla salih amel ortaya koyuyoruz biz diyorsak bir yansıması olmalı. Ya bizde yansıyacak, ya ailemizde bu sirayet edecek, ya da toplumda. Evet. Öyleyse mefhumu muhalefinden hareketle şöyle diyebilir miyiz? İçinde bulunduğumuz toplumda fesat varsa, İçinde bulunduğumuz toplumda kin, nefret gibi kötü duygular varsa, öyleyse bizim amellerimizi de sorgulamamız lazım değil mi? Evet hocam, buna muhasebe-i nefis diyor bizim klasik kitapları ve bunu sürekli yapılmasını istiyorlar. Mesela bizim o Felak Nas sureleri de ne diyor? Min şerril vesvesil hannâsi lezî vesvisu fî sudûrin nâs. İşte nefsin göğsümüzdeki vesvese veren hannasın şerrinden Allah'a sığınırız. Şimdi bizi Cenab-ı Hak yaratmış. Ne diyor? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Yani içimizde de bir vesvese, bir müessesesi var. Bu vesvese müessesesinde salih amel, işte zikrullah, Allah'ı zikretme, ibadet etme, bunu bilinçli yapma bizi bu vesveselerden arındıracak. Arındırdığımız zaman da salih toplum da inşa etmiş olacağız. Ve geriye de bizden sonra gelen nesillere de sağlıklı bir toplum bırakmış olacağız muhterem hocam. Salih amelle ilgili ayeti kerimenin birisinde hocam yine dikkatimi çok celbetmişti, onun için özellikle sormak istedim. Ve emmel lezine amenu ve amilus salihati fe yuvaffihim ucurahum vallahu la yuhibbu zalimin. Evet. İman eden, salih amel işleyen kimseler Allah-u Teala tarafından mükafatlandırılacaktır. Fakat Allah zalimleri sevmez. Öyleyse salih amelin karşıtı zulümdür. Kesinlikle hocam. Evet. Yani bu ikisini nasıl kıyaslayabiliriz? Şimdi salih amel, şimdi abdest alıyoruz. Bu ne yapıyor? Vücudumuzu dinlendiriyor, yıkıyor, temizliyor. Bizden gazabı gideriyor. Dolayısıyla bizi sağlıklı yapıyor. 5 defa huzura duruyoruz. 40 defa günde Fatiha-i Şerife okuyoruz. Bütün bunlar bizi zulümden alıkoyuyor. Yani ya Rabbi biz senden sırat-ı müstakimi istiyoruz. Doğru yolu istiyoruz. Nimet verdiklerinin yolunu istiyoruz. Yani bunları yaptığımız zaman, hayata geçirdiğimiz zaman ne olmuş oluyor? Biz bütün bu zulümlerden azade kılınmış oluyoruz. Hem madden hem manen temizlenmiş oluyoruz. Temiz insandan da zulümün sadır olması mümkün değil hocam. Kaldı ki iman amel bütünlüğü içerisinde düşündüğümüzde Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesinde şirkin bir zulüm olduğunu söylüyor. Öyleyse gayri şirk olan iman da zulmün karşılığıdır diyebiliriz. Biraz önce de buyurduğunuz gibi bu iman silsilesi, amel silsilesi içerisinde her bir fert diğerini etkileyerek nasıl toplumu ıslah ediyorsa
Bunun tersi olarak Allah'a inkar eden kimse de bu silsile içerisinde toplumunu ifsat edecektir. Zulüm ortaya koyacaktır. Zinciri tersine çevirmiş olacak. Evet, zinciri tersine. Hocam, ben şimdi konu çok geniş ya. Hemen şeyleri sormak istiyorum. Kusura bakmayın. Zamanımızın darlığından sizden istifade etmek için bunu söylüyorum. Estağfurullah. Biz sizden istifade ediyoruz. Estağfurullah. Benim bir korkum var hocam. Asır suresini konuşmadan programı bitireceğiz diye korkuyorum. Asır suresinde vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bissabr. Ne demek hocam? Şimdi çok güzel yere intikal ettik. Asra yemin olsun ki. Bu asrın anlamları var. Uzunca buraya vaktimiz dar giremiyoruz. İşte Peygamber Efendimizin ömrü, ikindi vakti, Peygamber Efendimizden kıyamete kadar olan vakit çeşitli... Genel olarak zamana diyebiliriz. Zamana yemin olsun diye. İnnel insane lefî husr. İnsanoğlu mutlak anlamda iflastadır, husrandadır. Yani zarardadır. Ama kimler bundan müstesnadır? İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti. İman edip ameli salih işleyenler. Şimdi biraz daha ameli salihin aslında burada tefsiri var. Nedir ameli salih? Ve tevâsav bil hakkı. En büyük ameli salihlerden birisi de hakkı tavsiye etmek. Hakkı tavsiye etmek de nedir? Emri bil maruf, nehyi anil münker. Maruf olanı, güzel olanı emretmek, çirkin olanı yasaklamak. Bu hakkın tavsiyesini büyüklerimiz böyle açıklıyorlar. Bir de ve tevâsav bis sabri. Sabır da bütün ameli salihlerin başıdır. Yani sabır ne demek muhterem hocam? Hapsün nefsi, nefsini tutmak. Kinden, garazden bunu tutmak. Hatta İslam alimleri diyorlar ki Asr suresi, yani Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey inmeseydi, sadece Asr suresi inmiş olsaydı biz buradan hareketle bütünüyle dünyamızı eğer inanarak yapsak mamur edebiliriz. Yani bunun Asr suresi üzerinden bir salih toplum, salih amel, hakkı tavsiye eden bir toplum inşa edebiliriz. Bu Asr suresi yani bütün, hani asra yemin olsun diyor, sanki bütün zamanın içinde olan güzellikleri kendinde barındırıyor gibi geliyor bana. Şimdi sizin de buyurduğunuz gibi eğer Kur'an-ı Kerim inmemiş olsaydı Asr suresi yeterdi diyor Allah Resulü. Bir taraftan da hocam Şeyyebetni dediği bir sure var. Evet. Hud suresi beni ihtiyarlattı diyor. Evet. O Hud suresi içerisinde de bir ayet-i kerime var. Malumunuz. Evet. Festakim kemâ ümirte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Evet. Salih amelle emrolunduğun gibi dost doğru olu nasıl bütünleştiririz? Ya da bizi de ihtiyarlatır mı hocam bu? Hocam eğer o bilinçte olsak Peygamber Efendimizin bilincinde bizi de ihtiyarlatır. Bizim tasavvuf kitaplarında hep şöyle bir cümleyle başlarlar. En büyük keramet istikamettir diye. Yani bunun üzerinde bir kerameti de kabul etmezler. Yani istikamet içerisinde olmak, hatta şöyle bir menkıbe var. Birisi bir efendiye 40 sene hizmet ediyor, yanında talebelik yapıyor. Diyor ki efendim sizden diyor hiç keramet zuhur etmedi, görmedik. Hepimizin buna merakı var. Diyor benden diyor bu 40 sene içerisinde diyor kitaba ve sünneti nebiyeye muhalif bir şey zuhur etti mi diyor. Ben görmedim diyor. Bundan da büyük keramet yoktur. Yani hakikaten istikamet üzere yaşayabilmek, doğru olarak yaşayabilmek bizim hayatımızda kazanacağımız, elde edebileceğimiz belki de en büyük keramet olacaktır muhterem hocam. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu sure, bu ayet beni yaşlandırdı, ihtiyarlattı ifadesi sanki salih amelin öyle kolay bir şekilde icra edilemeyeceğini de bize gösteriyor. Ya da sadece fertle ilgili bir durum değil. Yani topyekün bir salih amel ortaya koymazsak biz toplum olarak hem dünyamız hem de ahiretimiz mamur olmayacak gibi. Bu bağlamda hocam özellikle genç kardeşlerimiz izliyorlar bizi, dönükleri alıyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz var. Buradan onlara da selam ediyoruz. Genç kardeşlerimizin Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakıyla ahlaklanması, İslam ahlakını bünyelerinde barındırması için tavsiyeleriniz neler olabilir ameli konuda? اِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Peygamber Efendimiz'i okumak, siyerini okumak, onu tanımak en güzel ahlak kaynağı, bizim ameli ahlakın kaynağı olarak düşünüyorum muhterem. Yani sadece okumak mı yoksa
Biraz da ona aynileşme deniliyor ya, peygamberle aynileşme. Peygamberin fiillerini, neden böyle yaptı, niye böyle düşündü? Biraz daha onunla yakın irtibat, onun verdiği tavsiyeleri yerine getirme ve bir de sürekli bunu tefekkür etme. Fiilleri üzerine düşünme, olabildiğince, güç yetirebildiğince de bunu hayatına tatbik etme, uygulama. Bu da iyi bir peygamber algısından, sahih bir peygamber algısından geçiyor diye acizane düşünüyorum muhterem hocam. Eyvallah Sayın Hocam. Şimdi son zamanlarda şöyle de bir akım var. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece bir tebliğci olduğu yönünde vurgu yaparak insanlar ahlakını bir tarafa almak, örnekliğini bir tarafa bırakmak suretiyle Kur'an-ı Kerim ne dediyse ben onu yaparım, Kur'an-ı Kerim bana yeter diye düşünen bir kitle de var maalesef. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim'in amele dönüşmüş versiyonu ya da ilahi olanın beşeri versiyonu şeklinde anlamak sanki peygamberliği, nübüvvet kurumunu daha yerinde olacak. Çok doğru hocam. Ayşe annemiz şöyle diyor. Kâne hulukuhu huvel Kur'an. Onun ahlakı zaten Kur'an'dı diyor. Onun için bizim tasavvuf metinlerinde Kur'an ve insan Hazreti Peygamber'i ikiz olarak görürler. Yani bir hakikatin iki yansıması. Birisi sözlü yansıması, bir de uygulamalı yansıması. Dolayısıyla bir kitabı indiren, yani kendisine indirilenden başkasının onu daha iyi anlaması düşünülemez. Yani bu imkansız bir şey. Şimdi ben bazen bazı kitapları, hatta modern kitapları okurken, Türkçe yazılmış kitapları bile okurken bazı cümleler geldiğinde ya acaba ne demek istedi bu müellif diye aklımdan geçirmiyor değilim. 15 asır önce peygambere vahyedilen bir kitabın müellifi olmadan, yani bir uygulayıcısı olmadan anlaşılması nasıl mümkün olabilir? Yani buradaki ayette şu kelime ne demiş olabilir? Yani hangi anlamlara gelmiş olabilir? Şu anlama gelmiş olabilir, gramer açısından böyledir, sözlük açısından böyledir demek yerine bu işin daha kolay tarafı, peygamber bunu nasıl anlamıştır? Biz evet. de onun gibi yapalım demek sanki evet. daha kolay bir yöntem değil mi Tabii, hocam? Tabii, çok çok doğru hocam. Ve bu da bizi bir sağlıklı din anlayışına, yani uygulanabilir, yaşanılabilir, tatbik edilebilir. Yani Kur'an-ı Kerim gökte kalmadı, indi. Bu da Peygamber Efendimiz'in kalbine indi. Dolayısıyla bu sözlerin, söylediğiniz sözün üzerinize söz söylenemez hocam. Aynen katılıyorum. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok müstefit olduk. Hakikaten birçok program yapıyoruz. En müstefit olduğumuz programlardan bir tanesini gerçekleştirdik. Hüsnü teveccühünüz. Değerli izleyiciler, Orhan Musa Hanlı hocam bugün konuğumuzdu. Kendisi tasavvuf alanında uzmandır. Kendisiyle amel nedir, iman nedir, ikisini nasıl mezdedeceğiz, dünya hayatına nasıl aksettireceğiz? Bunları acizane konuşmaya çalıştık. İnşallah bundan sonraki programlarımızda farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hayırlı akşamlar diliyorum.